Bu arada sofraya bayıldım. Beğeneniniz var mı başka sofrayı? Düzeni güzel. Güzel. Yani sofrayı güzel. Beğendim. Evet. Değil mi? Çok şık. Güzel. Siyahlar güzel. Falan ne kadar güzel. Bunlar senin takımların. Evet. Evet. Çok evet. Güzel. Yemekler nasıl? Erken bitirmişsin diye. Evet, aynen. 16 dakika erken bitirdim. Vay vay vay. Evet. Bitirmişsin, bir şey yapmışsın ikramlık. Aynen. Bir de ikramlık bir sürpriz yapmak istedim kayınvalideye. Sürpriz. Menüde olmayan. Aynen. Menüde olmayan bir şey yiyecekmişiz gelinimizden. Evet. Ama öncelikle menüde olan çorbamızla başlayalım. Yayla çorbası. Böyle mi vereyim, şöyle mi vereyim? Böyle alayım. Böyle uzatayım. Önümüzdeki patates kızartması olunca tabii ki erken bitirmişsiniz birazcık. Bu da çok doğal, normal bir şey. Yani erken bitirmeniz. Yok, alakası yok. Yok, alakası yok onunla. Diğer yaptığım şeyleri de göreceksin. Patates ne kadar zor kızarıyor şekerim, biliyor musun? Öyle mi? Doğrayacaksın evet. Ya, atacaksın. Evet, doğru söylüyorsunuz. Çok zor, çok meşakkatli. Hem de ne biçim. Ayrıca cacığımız da çok meşakkatli. Bak şimdi Nursel Hanım kaldığı yerden aynı hızla devam ediyor bombalamaya. Yiyelim, ondan sonra eleştirelim. Bak damağa yapışacak, kalkmayacak oradan cacık. Cacık cacık deyip de geçme canım. Öyle mi Seren Hanımcığım? Hadi bakalım, göreceğiz lezzetlerini, evet, göreceğiz. Canım. Tako nasıl oldu Seren Hanım? Valla mükemmel bence. Ne diyorsun? Hem tam bir Meksika takosu yiyebilecek miyiz? Evet. İnşallah. Meksikalılar bile şaşırttı. Bizden güzel yapmışsınız dedi. Menü hafif zaten. Tako iyi olsun. Menü hafif zaten. Tako. Önemli olan tako. Neresi hafif? Hangisi hafif? Söyleyin, ben söyleyeyim. Hangisi hafif? Yani. Güveç. Adı güveç, ağırlıktan kalkmıyor. Şimdi güvecin kendi ağır. Neresi hafif canım? Vallahi güveç bana göre de çok kolay bir neresi kolay? Yiyecek. Hepsi ayrı ayrı doğrandı, ayrı ayrı kızartıldı, ayrı ayrı kaldı. Doğrayıp da normal böyle konmadı kabına. Hangi yemekte hepsini bir doğrayıp atıyorsunuz? Geldi. Özellikle gelinim menüsüyle de karşılaştırdığım zaman gerçekten çok hafif geldi. Ya bence takoyu onlar da eğer biraz benim kadar uğraşsalardı yani yaparlardı. Bu yayla çorbası. Kış aylarına yakıştığını düşündüğüm bir çorba. Mesela sizin gelin menüsünde ne vardı? Ne vardı? Zaten ekmek açmıştı. Yani bazlama yapmıştı. Yüksük çorbası vardı. Fellah köftesi vardı. Sonra tatlısı da taş kadayıftı. Bunları hatırlatırım size. Ama ekmeğin içi çiğ değil, komple. Her şey güzel. Yok, o kadar çiğ değildi bana göre, yani birazcık siz çiğ ekmek seviyor olabilirsiniz. Eleştiride bulundunuz. Çiğ ekmek seviyor olabilirsiniz. Ama çiğdi Zuhal Hanım, ben baktım. Ya bitmemişti yani. Kabarmamıştı yani. Demek ki şansıma değil. Şöyle bir geçmişe döndüm de evet. Ama benim yedim. Hiç hatırlamıyorum, siz deyince geldi. Güzeldi ama hataları vardı. Mesela yüksük çorbasıydı herhalde. Eti bir tarafta, hamuru bir tarafta. Ama çorbantan lezzeti yerindeydi. Yok canım, işte yani. Bugünkü yemiş gibi. Lezzetli bir çorbaydı. İlk önce görselleri göreceğiz. İlk önce gelin hanımız çorbasını da göreceğiz. Tabii görelim, ona göre gördük hatta. Tabii görelim, ona göre yorumumuzu yapalım. Teşekkür ediyorum. Menü kısa sürede çabucak kolay yemeklerden oluşan bir menüydü. Gerçekten benim gelinim bu menüyle çıkmış olsaydı bir saat, en fazla 1,5 saate bitirirdi. Üstünü de giyinirdi. Saçını başını da ayrıyeten tekrardan şekle sokardı. Ben çok üzüldüm. Yani, niye canım? Burası bir yemek sofrası, yemek programındayız. Siz ve Sema Hanım her nedense saçıma çok taktınız. Ben? Saçımla ilgili, evet siz. Ay sen benim saçım olmamış dedim, ben sana saçım demedim. Bir dakika, pardon özür diliyorum. Siz bana sordunuz nasıl diye, ben de bir kuaför gözüyle size yorumumu yaptım. Ha, tamam, ben bir şey demedim. Sema Hanım hiç durup dururken zaten saçlarımın olmadığını, pardon, durup dururken değil, Nursel Hanım iyi kuaför olmadığını. Müsaade eder misiniz? Evet, buyurun. Gelinime mesleğini yapmamasını söylemiştiniz. Ama onun hataları var diye. Tarihçi olsun dedi. Peki, evet. Hataları var diye ben de dedim ki, sizin saçınızda mesela farklı renkler görüyorum dedim. Kuaförsünüz. Çok kendiniz de uygulayamadıysanız dedim, o zaman siz de bu mesleği yapmayın dedim. Ben size bu kelimeyi neden kullandım? Çünkü gelininiz kendisi aşçılığı aslında isteyerek yapmadığını, başka bir meslek istediğini söylemişti, hatırlarsanız. Ama ben şöyle de, isteyerek yapmadı değil. Mecazen orada yani şakaya vurarak bir espri mahiyetinde onu kullandım. O zaman siz de benim söylediklerimi şaka olarak algılayabilirsiniz. Sizin gayet ciddi bir sert bir tepkiniz oldu bana. Ben bunda üzüldüm. Şimdi burada kaç kayınvalide varsa gelinlerini hepsi bence kızı gibi görüyor ki buradayız. Herkes kızı gibi görüyordur. Evet. Geline ağır bir tepki gelince bence herkes koruma altına alır. Ben de aynı şeyi muhakkak yaptım. Da benim... tabii herkes tabii. Yani değil mi? Söylenmesi biraz beni üzdü açıkçası, söyleyeyim. Yani ama siz de Seren Hanım'ın kuaförüne laf ettiniz. Çok rica ediyorum. Siz sordunuz, ben de yanıtımı verdim. Ya değerde sen de mesela o meslek arkadaşın. Çok şık olmuş, çok güzel olmuş. Yalan söyleyemem. Böyle... Beni tanıyanlar bilir. Ben dobrayımdır. Vallahi dobra peki, söyleyemezse ben de değilim. Çok affedersiniz. Hanımlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yayla çorbası. Buyurun, afiyet olsun. İçelim. Buyurun. Afiyet olsun. Zaten ilk girişte hemen gözüme takılan Seren Hanım'ın dip boyasının gelmiş olduğu oldu. Gerçekten öyle. Nursel Hanım çok doluydu zaten. Saçıma taktınız dedi, ona taktınız dedi, buna taktınız dedi. Halbuki ben hiç kimseye hiçbir şekilde takmadım. Yemeklerin lezzetine baktım, beğenmediğimi de yani kimse kırılmasın diye beğendim diyemem. Baktığım bir tarifte de Meksika patatesi tarifinde de bu şeyler vardı. Baharatlar. Biraz şimdi onlarla harmanlayıp ısıtacağım. Soğuk servis etmek istemiyorum. Şazime Hanımcığım, söyleyin bakalım, yayla çorbasını nasıl buldunuz? Güzel. Tuzu eksik. Tuzu eksik, doğru. Evet, tuzu eksik. Bu kadar. Kıvamı, yani bu tadı, kadar. Tuzu, aman kıvamı, tadı, lezzeti yerinde. Lezzeti güzel, yağ falan güzel. Tuzsuz sadece. Bence doğru bir yorum. Tuzumuz bakalım. Var yani. Sema Hanım katılacak tuzsuz. Mı buna? Evet, şimdi tuzu eksik. Evet. Çok fazla değil ama biraz eksik. Biraz eksik, evet. Ben kıvamını çok beğenmedim. Neden? Pirinçleri çok iri kalmış. Böyle pilav pirinci gibi. Bilmiyorum, yağı iyi yani, üzerine koyduğu sosu güzel ama böyle kıvamında ve pirincinde, bir de tuzsuz. Diyorsunuz. Evet. Peki beğenmediğiniz anlamını mı çıkaralım bundan? Yani biraz, evet. Eyvah. Çorbaya puan yok mu yani sizden? Yani bunun pirinci nasıl olabilir? Bir de kırık pirinç mi kullanmamız lazım? Pirinç pişince şişecek. Böyle olacak. Ama yayla çorbasında böyle bütün mü kalıyor biraz? Ya çok fazla kaynatıp onu biraz daha eriteceksiniz. Güzel diyor Şazım. Ya da hafif blender tutulur. Hayır, blender vurulmaz yayla çorbasına. Tamamen yok etmek demiyorum. Yani biraz o pirinci kırabilirsiniz. Daha küçük cins bir pirinç mi kullansaydın? Evet, o da olabilir veya blenderla kırabilirsiniz. O şekilde de olur. O da çok küçük de yani şey yapıyor böyle, kendini kaybediyor. Yayla çorbası deyince pirinci göreceksin böyle. Bilmiyorum. Dişin kesmedim yoksa arkadaşım. Dişlerim çok yani, küçük kesiyor da ben bu şekil yorum yapıyorum. Tamam canım. Şu anda ben bir yabancı bir şeyden tariften aldım, şeye göre yaptım. Takomun içini, soslarını. Bence şu an gayet güzel oldu. İnşallah tadında da bir sıkıntı yoktur. Ki ben olduğunu düşünmüyorum. Şimdi kayınvalideleri yanında servis edeceğim. Meksika salatasını koyacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.